Milyonerle dörtlü final yolunda Turkish Airlines Eurolig'in 23. haftasında Cuma günü tahminleri Koç İhsan Bayülken'den geliyor. 4 karşılaşma var. Bu 4 karşılaşmanın yorumu ilk bakışta nasıl olur Koç? Zorlu mu? Zorlu. Yani şu şekilde zorlu. Handikaplar işin içine girince zorluk derecesi de bir anda yukarı çıkıyor. Ve sonuç itibariyle tabii bir hafta ara verildi. Şimdi yine hafta sonu maç yok milli takım arasından dolayı. Şimdi böyle olduğunu düşünürsen burada maçları ne şekilde hem kulüp olarak hedeften uzaklaşan takımlar var. Hem de yukarıdaki o zirve yarışında olan takımlar var. Ne şekilde kabul edecekleri? Bakalım görelim. İlk yorumla başlayalım öyleyse. Darüşşafaka Tekfi'nin konu Fenerbahçe Beko olacak. Tabii hedeflerden uzaklaşan takımlardan biri Darüşşafaka Tekfen ama oyuncuların bireysel hedefleri var. Şimdi bir de şöyle bir durum var ki milli takımda olan Kartal Özmızrak ve Oğuz Savaş eksik Darüşşafaka Tekfen'de. Onların yokluğunda biraz daha Amerikalı oyuncuların iştahlı olacağı özellikle Tony Douglas'ın kesin koç. Nasıl bir mücadele olur? Fenerbahçe kupa dönüşü nasıl bir rotasyon kullanır? Şimdi tabii Fenerbahçe için artık sıralama açısından CSKA Real Madrid maçları öncesi kazanacağı maçların sıralamasını devam ettirmesi gerekiyor. Öte yandan tabii ki Löwen ve Veseli'nin olmaması burada kısa rotasyon, daha kısalarla oynamak ve daha fazla dış atışların da ön planda olduğu bir oyuna gitme durumu olabilir saha içi yerleşme açısından. Belki Kalinic'le Datome'nin arkası dönük oyunlarını seyredebiliriz ama sonuç itibariyle saha içi yerleşiminde üçlüklerin de yüzdesi yukarıda olabilir ki ilk maç 179 bitmişti. Yani oldukça skorlu bir maç bitmişti. Daçka'da senin söylediğin gibi yani şimdi Tony Douglas'ın liderlik ettiği bir yerde hemen Evans ona eşlik ediyor. Michael Eric ona eşlik ediyor. Böyle olunca tabii ki skorun da yukarı çekmesi çıkmasını bekliyoruz. O yüzden çok fazla üstünde durmadan direkt üst dedik ve bu maçı geçtik. Bir de handikapta yüksek sanırım iddia severler için o yorumu yaparsak. Darüşşafaka Tekfen çünkü çok mücadele eden, özellikle kendi sahasında da yakın maçlar oynayan bir takım. Özellikle maçın ikinci yarılarında bir anda farklı bir kimliğe bürünebiliyor. Yani şöyle düşünüyorum işte son çeyreğe olur ya da olmaz. Diyelim 15 sene önde girdi Fenerbahçe. Orada bir oyuncu değişikliği veya rotasyon değiştiği zaman bir anda takımın oyun yapısı da etkilenebiliyor bu işten. O zaman da o fark yavaş yavaş kapanabiliyor. Ve Daçka için skordan çok oynanan oyun esasıyla hareket edildiği için o handikap yani iki ucu keskin bıçak. O handikap iki ucu keskin bıçak. O yüzden biz maç sonu için üst tercihini ön plana çıkardık bu yorumu yaparken. Bir sonraki mücadeleyle devam edelim. Žalgiris Kaunas Buducnost'u konuk ediyor. Žalgiris hedeften uzaklaştı. Bu sezon hücum tarafı onlar için zor işliyor koç. Žalgiris'i yani yorumlamak zor çünkü son 8 maçta bir galibiyet alabildiler sadece. Ne dersin Buducnost karşısında kendi evlerinde çıkış yakalayabilirler mi? Yani burada biraz şey var yani Kaunas'ta şu olacak herhalde taraftarı mutlu etme veya evde bir basketbol. Çünkü orada öyle bir spor kültürü var ki sıralama çok önemli değil. Ve kupayı da Ritas'a kaybettiler. Evet orada ama işte Lamonica'yı bir anmış orada. Yasikevicius yabancı bir hakemin ne işi var demiş buradaki bu organizasyon. Onlar da enteresan tabii ki. Ama sonuç itibariyle biz kendi alanımıza geri dönersek ilk maçı da 12 sayıyla kazanmıştı. 72-60 ama tabii Buducnost'ta şu anda takviye oyuncular var. Kaunas'ta kadroda bir revizyon var ama Westermann geri geldi. O yüzden burada iki takımın da konsantrasyonu ne derece olacağını ev sahibinden yana kullandığımız için maç sonu 1 deyip oran çok düşük ama yine de maç sonu 1. Peki bu karşılaşmanın yorumunu da maç sonu 1 tercihini yaparak tamamlıyoruz. Bir sonraki mücadeleye dönersek gerçekten güçlü yorum yapması zorlu bir karşılaşma. Panathinaikos kim ki konuk ediyor. İki takım da 9 galibiyette. Playoff potasından uzak kalan, hedeflerinden uzak kalan takımlar. Ama yani çok güç bir mücadele koç. Panathinaikos kendi evinde çok iyi oynuyor ama öyle bir farklılık var. Yani şimdi kapının arasına bir ayak koyarsın ya hani o kapı kapanmasın diye. O tip bir maç bu. Yani Panathinaikos o kapının aralığına bir ayağımı koyayım. Devamına bakayım diyecektir. Ama kim ki de şu anda Euroleague'de kendi kapasitesinin %80'ini oynayan bir takım konumunda. Yine de biz burada evim, güzel evim diyen Panathinaikos'un bu maçı handikaplı kazanacağını düşünüyoruz. Yani evde çok farklı oynuyorlar. Bir de Lankford da döndü. Şimdi Lankford'un da geri gelmesi orada belki hani o dış atışlardan Pitino şikayet ediyordu ya. Onun da elindeki gücü kuvvetlenmesi anlamına gelebilir. Alt üste baktığımız zaman
Ekranda da sayı ortalamaları var. İki takım da 77 sayı ortalamayla oynuyor. Yani ben üst olur diye düşünüyorum. Olur da handikapsız biri düşünmek istemezse iddia severler. Ben üst olacağını düşünüyorum B planı olarak. B planı olarak, alternatif olarak üst tercihini sunuyor koç size. Ama biz bu karşılaşma için maç sonu bir tercihini handikap içerisinde Panathinaikos'a güven oyunu vererek evet. kullanıyoruz. Bir sonraki mücadeleyle de artık yorumları kapatıyoruz. Real Madrid-Bayern Münih karşılaşması gerçekten playoff potasında yine Bayern Münih için çok önemli bir karşılaşma. Artık onlar ligin ikinci yarısında zorlu deplasmanlar oynuyorlar. Onlardan bir tanesi de Madrid deplasmanı. Koç, ne beklemek gerekiyor? İlk karşılaşmada Real Madrid çok zorlanmıştı Bayern karşısında. Evet, sonunda 10 sayı bitmişti. Orada da son anda tutturmuştuk kuponu. Öyle bir durum var. Ya ben maçı ya kuponu emin değilim ama 10 sayı, 8 sayıydı galiba handikap. 9 mu 8 mi, öyle bir şeydi. Şöyle düşünmek lazım. Real Madrid aklı bence kaybedilen Barcelona maçında. Kupa maçında. Ama sonuç itibariyle burada da bir gövde gösterisi yapma ihtiyacı hissedecektir. Bayern Münih ise 40 dakika oyun içinde kalan ve deplasmanda 70 sayı civarında kalsa da bu maçı farklı bir yapıda oynamaya çalışan bir Bayern Münih seyredebiliriz. Bu doğrultuda 162.5 böyle seni tedirgin etse de olur mu olmaz mı diye biz burada o tedirginliği kendi lehimize düşünerek üst olur dedik. Peki bu karşılaşmanın yorumunu da Koç İhsan Bayülken sizler için üst olarak yaptı ve kuponda da karşılaşmaya bu şekilde yer verdik. Ekranınıza gelsin, iyi olan kazansın.